Eski Dışişleri Bakanı ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti için diplomaside çok çok tarihe geçecek adımlar attı, büyük başarılara imza attı ve bu da ödüllendirildi. Liyakat Nişanı ödülü Sayın Çavuşoğlu Bakan'a verilmesi için davet ediyorum. Efsane bakan olarak adlandırılan eski Dışişleri Bakanı ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bir ülke daha devlet nişanı verdi. Uluslararası alanda daha önce Japonya'dan yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu, Azerbaycan'dan Dostluk Nişanı, Ukrayna'dan Liyakat Nişanı, Gine-Bissau'dan Devlet Nişanı, Pakistan'dan da Hilal-e-Pakistan nişanı alan Çavuşoğlu'na Türkiye-Macaristan ilişkilerinin geliştirilmesine sağladığı katkılar ve bölgesel çatışmaların barışçıl çözümü için yürüttüğü üstün çalışmalar dolayı Macaristan tarafından Macaristan Devleti'nin Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi. Budapeşte'de düzenlenen törene çok sayıda üst düzey yetkili katıldı. Törende Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde Macar-Türk siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin hızla geliştiği, ayrıca Çavuşoğlu'nun Ukrayna başta olmak üzere bölgedeki çatışmaların çözümü için yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerine dikkat çekildi. Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macar Devleti'nin Yıldızlı Liyakat Nişanı'yla onurlandırılmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Macaristan'ın ve Macar halkının kalbimizde özel bir yeri olduğunu her vesileyle dile getiriyorum. Ancak bunu her Türk gibi sözde değil, zengin tarihimizin bize kazandırdığı bilinç ve sağduyuyla söylüyorum. Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye ile dayanışma içinde olan Macar yetkililere de teşekkür etti. Acılarımıza ortak olan ve bizlerle gözyaşı döken Macar dostlarımız, onlara her zaman güvenebileceğimizi yeniden göstermiştir. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjártó, görev süresi boyunca çok yakın çalıştığı Çavuşoğlu'na Macaristan Devleti'nin Yıldızlı Liyakat Nişanı'nı takdim etmekten onur duyduğunu belirtti. Şimdi efendim, malumunuz son günlerde yeni bir gündemimiz var. Aslında bu tarz şeylerle çok fazla vakit harcıyoruz tabii. Keşke olmasa, keşke daha böyle proaktif sorunlara yönelik hareket edebilen bir noktaya gelebilsek ama olmuyor işte. Şimdi bir toplantı sızdı. Bu toplantı tırnak içinde ihanet başlığıyla sızdırıldı. Kim sızdırdıysa bunu ihanet olarak yansıtmak istedi. Nitekim de sosyal medya coştu. Herkes boşlukları kendi doldurdu. Bunu kim servis etti de vesaire de komplo teorisyenleri iş başında işte İmamoğlu servis etti ya da işte Kemal Kılıçdaroğlu servis etti vesaire diye böyle partide zaten iki kanada ayrılmış durumda, onu görebiliyoruz. Bu ihtilafa düşme meselesi böylelikle ete kemiğe bürünmüş oldu. Hizipçi diyenler var. Bir kurumda, yani mesela biz şimdi çok kıymetli genel yayın yönetmeni Ali Can Değer'e saygılarımı sunuyorum. Yani Ali Can Değer'den habersiz bir toplantı yapsak nasıl yansır bu kanalla ilgili? Olur mu? Bunu size soruyorum. Şimdi dolayısıyla da bu işin muhatabı Kemal Kılıçdaroğlu. Soruldu, Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayındaydı. Uzun zamandır da bu yayını bekliyorduk. Dediler ki, yani ne düşünüyorsunuz İmamoğlu'nun bu toplantısıyla ilgili? Sayın Kılıçdaroğlu birkaç cümle etti. Çok çok hayati şeyler söyledi. Bakalım. Nasıl haber aldınız? Ne hissettiniz? Ne düşünüyorsunuz? Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajdan gördüm. İlk tepkiniz ne oldu efendim? Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim. Hala da seyretmedim. Öyle yani. Mi? Yani gerçekten. Neden? Yani. Gerek duymadım yani. Tamamıyla sizi ilgilendiren bir konu. Sadece beni değil, partiyi ilgilendiren bir konu. Doğru. Tabii. Yani sadece beni ilgilendiren olsa ben sonuna kadar izlerim. Parti ilgilendiren. Genel başkan olduğunuz için tabii, mi söyledim? Parti ilgilendiren bir konu, partiyle ilgili bir konu. Yani sonuçta partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı diye düşünebiliriz. Öyle mi? Gördüğünüzde ne hissettiniz? Toplantı değil miydi? Evet, gördüğünüzde ne hissettiniz efendim? Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Etik olarak.
Peki bunu, bu toplantıyı normal buluyor musunuz? Hayır. Orada o toplantıya katılan isimlerle ilgili bu arada bir disiplin süreci başlatacak mısınız? Disipline sevk etmeyi düşünüyor musunuz? Bu konularda hayır. Bu konularda herhangi bir yorum yapmam. Ha, yorum yapmıyorsunuz. Yorum yapmam. Olabilir olmayabilir. Hayır, disiplin diye bir şey o da yok. Öyle bir şey yok yani. Disipline sevk etmeyi düşünmüyorsunuz. Bu ülkede yaşayan 85 milyon çok dar bir grup hariç zamlardan perişan oldu. Parti içi tartışmaları toplumun önüne getirmek kadar yanlış bir şey yok. Parti içinde her mücadele mi? Mücadele olur tabii. Onun kuralları vardır, etik değerleri vardır. O kurallar içinde mücadele edersiniz. Kuralın dışına çıkıldığında ve bu tekrarlandığında... Orada disiplin süreci devreye girmez mi? Ve tekrarlandığında gereğini yaparım. Ha, tekrarlanırsa... Kuralın dışına çıkıldığında ve tekrarlandığında gereğini yaparım. İlk defa yapılmadı. Şimdi söylüyoruz. Ha, şimdi uyarıyorsunuz. Söylüyoruz yani onu.